Evet, merhabalar arkadaşlar, herkese. Miniye DS3'te birlikteyiz tekrar. Hemen sorularımızı yapmaya başlayalım. Evet, birinci ve ikinci sorular yine diyalog sorularımız. İlk soru Sally ve Mom arasında geçiyor. Evet, Sally ne demiş olabilir acaba? Ona bakacağız hemen. Have we got all the ingredients? Evet, ingredients dediği yemek malzemeleri anlamında kullanılmış. Bütün malzemeler var mı diye soruyor annesi. There may be one or two things missing. Bir veya iki şey eksik olabilir. So let's first check if we need anything. Hemen kontrol edelim bir şeye ihtiyacımız var mı? Sonrasında da get started. Hemen başlayalım. İşe koyulalım anlamında söylüyor. Evet, ne olabilir? Bakalım Aya. Look, the cooking program is about to start. Yemek programı ile ilgili bir şey söylüyor. Hayır. How does my mushroom soup taste? Nasıl, tadı nasıl çorbamın diye sordu. Bütün yemek malzemeleri var mı diye soramaz. Homemade cakes are never as delicious as those sold in bakeries. Yani ev malzemeleri, hiç evde yapılan kekler bakerylardakiler kadar güzel olmuyor hiçbir zaman dedi. Evet, annenin sorduğu soruya yine cevap alamadık. You will teach me how to make puff böreği one day, won't you? Dedi dede. Bir gün puf böreği yapmayı öğretir misin bana diye sordu. O da olamaz. Shall we try this new recipe today? Evet, bugün yeni tarif, yemek tarifi demek recipe, biliyorsunuz. Bugün yemek tarifini deneyelim mi? Bugün yapalım mı? Bütün malzemeler var mı diye sordu annesi. Bir iki şey eksik. Evet, bir kontrol edelim ve yapalım. Yani o recipe'yi deneyelim anlamında söylüyor. En güzel oturan E şıkkı arkadaşlar. Doğru cevabımız E diyoruz. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Anne ile Richard arasında geçiyor bu sefer. Richard, whatever have you been doing? Evet, ne yapıyorsun? Hani birazcık sürpriz de var şu whatever'ın içinde. Şaşırma veya sinir de olabilir. Sinirlenmiş de olabilir annesi Richard'a. Evet, ne yapıyorsun dedi. Richard da I have been painting my room, mom. Odamı boyuyorum diye cevap verdi Richard. Annesine diyor bakın. Yes, I can see that. Evet, onu görebiliyorum, odanın boyadığını. Ama herhalde bir şeye kızacak, onu açıklayacak burada. Kızdığı bir şey var annesinin. Richard ne demiş bir bakalım hemen. When I ran out of paint, after I had done the ceiling and the wall. Evet. Duvarı ve bir tane tavanı yaptıktan sonra, ya daha doğrusu tavanı yaptıktan sonra ve bir duvarı yaptıktan sonra ne olmuş? Bitmiş boyası. Sonra I went to the shop for some more. Birkaç tane daha almak için, yani biraz daha almak için, boya almak için gittim dükkana. And the second pot turned out to be slightly different. Ve de ikinci pot, yani ikinci teneke birazcık farklı çıktı diye söyledi. Evet, peki büyük bir ihtimalle duvarları ne yapmış arkadaşlar? Farklı renge boyamış ki annesi ona sinirleniyor. Bir bakalım hangisi doğru? Hemen A'da ne diyor, birlikte bakalım. But why did you change color halfway through? Evet, niye peki yarısında rengi değiştirdin? Evet, bu da Richard da onu açıklıyor. Çünkü boyam bitti, gittim ve aldığım teneke farklı çıktı rengi. Evet, onu açıklayan bir soru, o soruyu açıklayan bir cevap da Richard'ın söylediği. Doğru cevap A arkadaşlar. Yine de bir bakalım. But as far as I can remember, you painted the room last summer. Fakat hatırladığım kadarıyla boyamıştın diyor. Richard'ın açıklaması o değil. Onun tekabül eden bir şey değil. But I thought you hated orange. Portakal renginden nefret ediyordun diye düşünmüştüm. Evet, D'ye bakalım arkadaşlar. D'de. But why didn't you ask me for help? Niye bana sormadın yardım için? Bunu da açıklayacak bir cümle kurmuyor Richard. But will this much paint be enough for the whole room? Bütün oda için bu kadar boya yeterli mi? Burada uygun düşmüyor arkadaşlar Richard'ın söylediği şeye. Evet arkadaşlar, 3. ve 6. sorularda İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye çeviri sorularımız var. Hep beraber bakmaya başlayalım hemen. Şimdi şu çizgimizi alalım. Evet, satellite images taken this year and 20 years ago. Evet, burası gördüğünüz gibi öznemiz. Show da fiilimiz. Neyi gösteriyormuş bu imajlar? 20 yıl önceki veya bu yıl çekilen imajlar bir şey gösteriyormuş. Sahara çölünün izin retreat thanks to a resurgence of trees. Evet, bir geri çekilmede, retreat de diyor, geri çekilmede. Neyin sayesinde bir geri çekilme var? Ona bakacağız şimdi. Evet, ilk önce öznemizi arayalım. Hiç tek tek hani bütün cümleyle uğraşmaktansa çok kolay olarak bulabiliriz doğru cevabı belki de. Evet, bu yıl ve 20 yıl önce alınan uydu görüntüleri
Satellite images taken this year and 20 years ago. Evet. Bu oldu gibi duruyor. Bir bakalım. Sahara Çölü'nün yeni yeni başlayan ağaç dikimi sayesinde kurtulmakta olduğu, Sahara Çölü'nün değil, göstermektedir. Red'e bakalım bir yandan. A'ya bakalım, göstermektedir var. Görüntüleriyle sabittir gibi bir şey yok. Evet, bu yılki uydu görüntüleri 20 yıl öncekilerle karşılaştırıldığında bir karşılaştırma yok. C'yi siliyoruz. Bu yılki D'ye bakalım. Bu yılki ve 20 yıl önceki uydu görüntülerine göre buna göre gibi bir şey de yok zaten. Değil mi? Ona göre de bir şey yok. Özelliklerini kaybetmektedir. Fiilimiz de yanlış. Göstermektedir. Bu görüntüler dememiz lazım. Uyduların bu yıl ve 20 yıl önce aldıkları görüntüler. Peki, kanıtlamaktadır diyor fiilimiz. Buradan silebiliriz. Evet, ne dememiz lazım? Bu yıl ve 20 yıl önce alınan uydu görüntüleri göstermektedir. En uygunu, subject ve verb'ü en uyan A şıkkı arkadaşlar. A'yı doğru seçiyoruz. Gerisini de okuyalım. Ağaçların yeniden artması sayesinde, evet, sayesinde thanks to a resurgence of trees, artması anlamında, resurgence tekrar yerine gelmesi anlamında, Sahra Çölü'nün küçülmekte olduğunu, evet, bu çölün, the Sahara Desert is in retreat, yani küçülmekteymiş, geri çekilmekteymiş, onu söylemeye çalışıyor. Evet, bu görüntüler bunu gösteriyormuş. Doğru cevap A arkadaşlar. Evet, dörde bakalım arkadaşlar hemen. Öznemiz nerede, bir onu bulmaya çalışalım. The prospects of being able to replace damaged limbs with prosthetics that plug directly into the nervous system. Evet, buraya kadar öznemiz, görüyorsunuz. That plug directly into the nervous system is moving from fiil öbeğimiz fantasy to reality. Evet, bir şeyden bir şeye ne yapıyormuş? Dönüşüyormuş veya hareket ediyormuş bu fanteziden realiteye. Ne o? The prospect, bir şeyin prospekti, yani bir şeyin düşüncesi veya beklentisi, görüşü anlamında kullanılıyor. Evet, hemen is moving from'dan bakmaya çalışalım. Fiilden bakmaya çalışalım. Daha kolaymış gibi görünüyor buradan bulursak. Eksik uzuvların yerine sinir sistemine bağlı olarak çalışabilen protezler takma düşüncesi artık bir rüyadan çok gerçektir. Bir rüyadan çok gerçektir değil. Bir yerden bir yere dönüşüyor gibi bir şey söylemesi lazım. Evet, fiilden gitti. Nihayet gerçek olmuştur gibi bir fiilimiz yok. Yavaş yavaş gerçekleşmektedir. Yavaş yavaş gibi de bir şey yok. Evet, çıkıp nereden çıkıp? Hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmektedir. Yani hayalden nereye doğru gidiyor? Gerçeğe doğru gidiyordu. Bu oldu gibi duruyor. E'ye de bakalım. Doğrudan doğruya sinir sistemi aracılığıyla çalışan protezler hasarlı yerine takıldığında bir rüya daha gerçekleşmiş olacak gibi, gelecek zaman değil. Evet, en güzeli E'ymiş gibi görünüyor ama ilk tarafa da bakalım. Yani subjectimize de bakalım arkadaşlar. Hasarlı uzuvları doğrudan sinir sistemine bağlı olan protezlerle değiştirilebilme düşüncesi. Evet, düşüncesi hangi düşüncesi? The prospect of being able to. Able to'yu da veriyor mu bakalım. Değiştirilebilme düşüncesi, değil mi? Değiştirilebilme. Orayı da verdi. Able to'yu da verdi. Hiçbirinde zaten o able to'yu da vermiyordu. Tekrar bakarsanız subjectlere. Evet, doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet, 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hızlı değişim sinyallerine karşın. Evet, bir zıtlık var. Küresel ısınma için kayak merkezlerinde nasıl hazırlanacağı konusunda pek az şey konuşulmaktadır fiilimiz. Gördüğünüz gibi bir zıtlıkla birlikte hızlı değişim olmasına karşın, öyle sinyaller almamıza karşın bu konu çok az konuşulmaktadır diyor. Evet, A'ya hemen bakalım. Not much is being said regarding the preparations for global warming in ski resorts, even though there is evidence of rapid change. Evet, neye rağmen? Even though there is evidence of, delile rağmen, bir şeyin deliline rağmen, rapid change'e rağmen, evet, burası oldu. Hızlı değişim sinyallerine karşın çok fazla bir şey konuşulmuyor ya da pek az şey konuşulmaktadır. Şimdi onu arayacağız. Not much is being said regarding the, evet, not much, pek fazla bir şey söylenmiyor. Bu da oldu. Neyle ilgili? Regarding about the preparations for global warming in ski resorts. Evet. Burası da oldu ama gibi gözükse de bir şey eksik. Şu nasıl hazırlanacağı konusunda o eksik. Yani how kelimemiz eksik kalmış burada.
Even if ise bile demek. However rapid the change is, işte ne kadar hızlı olursa olsun gibi bir değişiklik, ne kadar hızlı olursa olsun gibi bir kalıp yok cümlemizde. Despite the evidence of rapid change, evet, hızlı değişim sinyallerine karşın, there is little talk, evet, çok az konuşulan şey varmış, of neyle ilgili? How to prepare for global warming in the ski resorts. Evet, how to prepare, yani nasıl hazırlanacağı konusunda, değil mi arkadaşlar? Neye nasıl hazırlanacak? Küresel ısınma için kayak merkezlerinde. Global warming in ski resorts demiş. Evet, D şıkkı doğru olarak görüyorsunuz. Çünkü how to'yu veren A ile karşılaştırmamız gerektiğinde how to'yu veren D şıkkı var. D'yi doğru diyoruz o yüzden. Evet, 6. soruya bakalım. Güneşin yörüngesine gelince. Evet, güneşin yörüngesine gelince, yani ondan bahsettiğimiz zaman gibi bir şey söylüyor. Daire şeklinde olması güneşin süpernovaların daha çok bulunduğu iç galaksiye girmesini engeller. Evet, yörünge ile alakalı olarak daire şeklinde olduğu için diyor. Güneşin süpernovaların daha çok bulunduğu iç galaksiye girmesini engellermiş. Evet, peki şimdi as for the orbit of the sun. As for ne demek arkadaşlar? Bir şeye geldiğimiz zaman, bu konu hakkında. The orbit of the sun, neye geldiğimiz zaman? Güneşin yörüngesine gelince. Evet, bu cümle veriyor gibi gözüktü. Başta bakalım bir. Its circularity, yani daire şeklinde olması. Yani şurasını karşıladık mı? Evet. Prevents, engeller. Engeller var mı? Evet, fiilimizde var. Türkçe cümlemizin fiilinde. Neyi engelliyormuş? It from entering the inner galaxy. İç galaksiye girmesini engelliyordu. Orası da oldu. Burası neresi iç galaksi dediği yer? Süpernovaların daha çok bulunduğu demesi lazım. Onu da diyecek mi bakalım. Where supernova are more common. Evet, daha yaygın olduğu, daha çok bulunduğu yerlere geldiğimizde diyor. Bu inner galaksiyi açıklıyor. Evet, doğru cevap A arkadaşlar, görüyorsunuz. Ama bakalım yine de hemen. The orbit of the sun is circular. Evet, güneşin yörüngesi nedir gibi bir şey. S for'u vermedi. Yani the orbit of the sun, burası yanlış oldu. Evet, C'ye bakalım. Since its orbit is circular, hani orbiti dairesel olduğu için, daire şeklinde olduğu için gibi bir şey söylemiyor. The sun cannot enter the galaxy where supernova are very common. Pardon. Evet, S for'u yine vermedi. Güneşin yörüngesine gelince anlamında onu söylemesi lazım. Evet, devam ediyoruz. Being circular, the sun's orbit, güneşin yörüngesi engelliyor. Its circularity, evet. Yani güneşin yörüngesi engelliyor değil, daire şeklinde olması engelliyor, onu söylemesi lazım. Burada da yok. Öznemiz yanlış oldu. In short gibi bir, hani zaten öyle bir tanımımız yok. Hani kısaca gibi bir şey söylemiyordu bizim cümlemizde. Doğru cevap A diyoruz arkadaşlar. Evet, 7. ve 8. sorulara bakıyoruz şimdi. Irrelevant sorularımız, yani anlam bütünlüğünü bozan cümleyi seçeceğiz. Evet, hemen başlayalım. Europe faces a number of serious challenges in the future. Evet, birçok neyle karşı karşıya gelebilir gelecekte diyor. Neyle karşılaşacak? Birçok ciddi zorlukla karşılaşacakmış. Challenge dediğimiz o. One of these, evet, bunlardan biri, devam ediyoruz. Bakın hiçbir bozukluk yok şu ana kadar, uyum sağlıyor iki cümle birbirine gibi duruyor. One of these, yani hani bu challenge'lardan biri, bu zorluklardan biri. The economic gap between rich and poor countries. Evet, hani ekonomik o boşluktan bahsediyor, o uçurumdan bahsediyor. Zengin ve fakir ülkelerdeki, evet, zorluklardan bir tanesi budur dedi. And bir de bir şey daha varmış. Within each country, her bir ülkenin içinde, kendi içinde. The gap between rich and poor people. Evet, zengin ve fakir insanların o ekonomik uçurumundan bahsediyor. Problemlerden biri buymuş. The gap between countries is being actively reduced by European Union. Evet, burada ne dedi arkadaşlar şimdi? Bu açık, yani the gap dediğimiz ne? Şuradaki the'yı hangisi? Bir önceki cümlede söyledi bunu. Değil mi? Şurada the economic gap'i söylemişti. Oraya gönderim yapıyor. Şimdi the diyerek. Bu gap, bu uçurum, Avrupa ülkelerindeki bu uçurum, arasındaki bu uçurum is being actively reduced. Şu anda aktif olarak azaltılıyormuş. Kim tarafından? European Union tarafından. Ki bu working to channel funds into poorer nations. Evet, ne yapıyorlar şu anda? Bu fonları, bu paraları
nereye kanalize ediyorlar, nereye yöneltiyormuş Avrupa Birliği? Daha fakir topluluklara, daha fakir milletlere yönlendiriyormuş. Peki devam edelim. Şu ana kadar uyuyor her şey. Evet, uçurum kapatmaya çalışıyormuş European Union, onu söyledi en son. Evet, dördüncü cümlemize bakalım arkadaşlar. When considering new applicants for the European Union, yani bu şeyleri düşündüğümüzde, Avrupa Birliği'ne gelecek yeni adayları düşündüğümüzde, bir ülkenin insan hakları ile ilgili tutanakları göz önünde bulunduruluyormuş. Take into account, değil mi? O demek dikkate alınıyormuş. As well as its economic status, yani ne de dikkate alınıyor? Ekonomik statüsü de dikkate alınıyordur. Evet, bu hani neden bahsetti bu cümle? Daha çok o gap'ten değil de, o uçurumdan değil de, zengin fakir ülkeler arasındaki yeni alınacak aday ülkeler arasında, daha doğrusu aday ülkelerden bahsetti. Bu uygun olmuyormuş gibi duruyor ama devam edelim. Unless these economic inequalities are reduced. Unless biliyorsunuz if not demek. Yani bu ekonomik eşitsizlikler azaltılmasa da, people from poor areas in West will continue to migrate to rich areas in Western Europe. Evet, ne yapacaklarmış bu fakir ülkelerdeki insanlar? Şeye göç etmeye çalışacaklarmış, zengin ülkelere. Ne için? In search of better employment opportunities and improved lifestyles. Yani ne için? Hani daha iyi iş fırsatları ve gelişmiş bir yaşam stili için, buralara göç etmeye şekli için buralara göç etmeye çalışacaklarmış. Bu da üçüncü cümlemizi tamamlıyor. Yani bu gap, bu inequality yine devam ediyor son cümlede de. Yani bu eşitsizlikten bahsediyor. Azaltılmasa insanlar buradan buraya göç edecekler diyor. Yani aday ülkelerle ilgili hiçbir bilgiden bahsetmemesi lazım. O dördüncü cümlede onu eliyoruz. Doğru cevap D arkadaşlar. Evet, sekizinci sorumuza hemen bakmaya başlayalım arkadaşlar. Many of the world's leading seismologists, evet, birçok dünyanın ileri gelen sismoloğu şu anda ne düşünüyormuş? Earthquakes are unpredictable. Evet, nasıl olduğunu düşünüyorlarmış bunlar. Depremlerin önceden tahmin edilemez olduğunu düşünüyorlarmış. Geologists have known for decades about the cause of most of the planet's earthquakes. Evet, jeologlar ne diyor fakat? Have known, bir şey biliyorlar. 10 yıllardır neye sebep olduğunu, yani sebebinin ne olduğunu biliyorlarmış. 10 yıllardır bunu söylüyor. Bu cümle, iki cümle birbirine sanki uyuşmadı gibi. Hani birçok sismolog tahmin edilemez diyormuş. Fakat birçok jeolog da bu sebeplerini bildiğimizi söylüyormuş. Evet, üçüncü cümleye baktığımızda, eğer böyle bir durum varsa, bu milyonlarca lira, o araştırmalara harcanılan, her yıl harcanılan milyonlarca liranın nasıl kullanılması lazım? Yani eğer birdeki gibi mi yoksa ikideki gibi mi? Tahmin edilemiyorsa nasıl kullanılması lazım mı? Tahmin edildiğine göre nasıl? Evet, birinciyle daha çok uyum sağlıyor gördüğünüz gibi. Eğer hani böyle bir durum varsa, tahmin edilemiyorsa, bu paranın nasıl harcanılması gerektiğini soruyor. Onu merak ediyor. Cevabı da bakın nasıl söylüyor. Scientists think that most of the money should be allocated. Evet, nereye harcanmalı bu para işte? Şuradaki para, bu hangi para işte? The money de demiş, görüyorsunuz. Hangi para? Şu billions of dollars yani. Orasının nereye tahsis edilmesi lazım gerektiğini söylüyormuş bilim adamları. For finding ways to construct safer buildings, bridges and highways. Yani neler yapılmasına harcanması lazım bu milyonlarca dolanın? Daha sağlam, daha güvenirli binalar, köprüler, işte otoyollar yapılmasına. Yani ne oluyormuş bunu yapınca da? Reducing the hazards. Yani neye harcanması gerekiyormuş? Nereye yönlendirilmesi gerekiyormuş bu paraların? Zararları, tehlikeleri azaltmaya yönlendirilmesi gerekiyormuş. The rest, yani geri kalan dedi, geri kalan para. Bakın, evet, şöyle bir uyum sağladık görüyorsunuz. İkinci, üçüncü cümleyle. Bu paranın, geri kalan paranın yani nereye harcanabilir? Temel bazı araştırmalara, ne için? Understanding earthquakes and looking for ways to predict them. Evet, depremleri anlamaya ve onları tahmin etmeye yönelik yapılan araştırmalara para harcanması gerektiğini söylüyor geri kalanının. Evet, doğru cevap, yani uyumsuz olan cümlemiz B şıkkı arkadaşlar. Sebeplerini biliyor diyor jeologların. Halbuki unpredictable ve harcanan para var. Nereye harcanması gerekiyor? Sonuna kadar onu söylüyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 9. ve 10. sorulara bakıyoruz. Burada uygun olan cümleyi seçeceksiniz. Suitable expression dediğimiz soru tarzları. 9. soruda hemen ilk cümlemize bakalım. The rapid acceleration of technological development in the last quarter of the second millennium. Evet, şimdi bir hızlı bir artış var teknolojik gelişmede. Ne zaman bu? İkinci milenyumun işte son çeyreğinde olmuş bu. Evet, bu artış had many consequences. Neye sebep oldu? Birçok sonucu oldu. And some were highly problematic. Nasıl sonuçları oldu? Bazı sonuçlar nasıldı? Çok problematik sonuçlara yol açmış. Oldukça problematikmiş hem de. Peki şimdi bu problematik bir şeyden bahsedecek büyük bir ihtimalle. O hani o consequence'lerden bir tanesinden bahsedecek. Evet, boşluktan sonra this expansion diye başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu büyümeden, bu genişlemeden bahsediyor. Bu büyümeyi bulmamız lazım şurada boşlukta. Asılı kalmasın şu this. O yüzden de hani öyle bir büyümeden bahsedecek boşlukta. Onu sağlayacağız şimdi. Aşağıdan bakacağız, bulmaya çalışacağız. Had been permitted. Evet, ne olmuş bir büyüme? Bir şey tarafından izin verilmiş. By an equally dramatic increase in food supplies. Evet, hani yemek arzının, o yemekteki o miktarın büyümesiyle olmuş bu expansion'da. Ki bu büyüme, bu yemeklerdeki artış neden kaynaklanıyormuş? New agricultural techniques and from advanced medical science and hygiene. Yani yeni tarımsal tekniklerle artan bu yemeklerden bahsediyor. Evet, bu büyümeyi arayacağız şimdi bakalım. 5 million people put an enormous strain on the Earth's ecosystem. Evet, 5 milyon insan ne yapıyormuş? İnanılmaz bir gerginlik yaratıyormuş ekosistemde. Bu değil. It may seem that the world, yani bir büyüme yok burada. It may seem that the world in the year 2000 was in a hopeless situation. Burada da bir this expansion karşılayacak bir şey yok. C'ye bakalım. Inequalities between nations and individuals were more striking than ever before. Şimdiye kadar olandan daha çarpıcıymış. Eşitsizlikler dünyadaki ve devletlerdeki. Evet, burada da bir expansion'dan bahsetmiyor. D'ye bakalım. Inevitably the turn of the millennium was an anxious time. Evet, hiç şüphesiz ki kaçınılmaz olarak o milenyumun başlangıcı çok endişeli zamanlardı gibi bir büyümeden bahsetmiyor yine. The world's population increased dramatically. Evet. Dünyanın nüfusu inanılmaz derecede arttı. Evet. Bu artış nereden kaynaklandı diyor. Boşluktan sonra da onu açıklıyor arkadaşlar. Şu increase'i karşılayabilecek tek, yani şu expansion'la birlikte uyum sağlayabilecek tek cümle E cümlesi. E'deki cümle. Onu seçiyorsunuz o yüzden. Doğru cevap E arkadaşlar. Evet. Ona geldiğimizde neyle ilgili bir cümle? Hemen ona bakalım. It is hard to say when soap was first invented. Evet. Sabunun ne zaman keşfedildiğini söylemek çok zormuş. Evet, bazıları ne söylüyormuş, ne varsayımında bulunuyor onu söyleyeceğiz. That even prehistoric man had a primitive form of it at his disposal. Evet, at somebody's disposal, elinin altında olması. Bazıları neye inanıyormuş, neyi varsayıyormuş. Yani tarih öncesi insanların bile bunun, yani sabunun ilkel formunun olduğunu, onlar da elinin altında olduğunu savunuyorlarmış. Evet, boşluğumuz ne olabilecek? Şimdi bakalım, şuraya devam edelim okumaya. But it is certain that soap was within the grasp of the ancient Babylonians. Evet. Bir şey kesin. Ne o? Sabunu farkındalar. Yani onu biliyorlar. Bu Babilliler, eski Babilliler bunu farkındalar, biliyorlar. Bir şey kesin. Ne kesin? Onu bilmeleri kesin. O zaman boşlukta ne diyecek? Bir muallakta olan bir şeyden bahsediyor gibi duruyor. Peki bakalım A'ya hemen. Whether the hunters and gatherers had soap is debatable. Evet, bu avlayıcı ve toplayıcıların, o eski insanlardan bahsediyor. Onlarda var mıydı sabun, yok muydu? Var olup olmadığı tartışılırmış. Evet, bu olabilir gibi görünüyor. Hani bu tartışılabilir. Fakat boşluğa bakın, boşluktan sonraya. But it is certain that, ne kesin? Evet, onu söylemiştik demin. Şu kesindi. Babillerin o sabunu oldukları, sabuna sahip oldukları, onun bilgisine sahip oldukları kesindi. Evet, peki A'yı doğru cevap olarak seçebiliriz. Yine de bakalım B'ye. Later the ancient Romans discovered the cleaning power of soap accidentally. Hani temizleme gücünü fark ettiler. Bu işte tartışılabilir gibi bir şey söylemiyor zaten. This is certain diyor, çünkü boşluktan sonra öyle bir şey bulacağız. Boşlukta, yani belli olmayan, muallakta olan bir şey bulmamız lazım. Burada yok. B'de.
C'ye bakalım. Archaeologists believe soap was used for laundry and occasionally on the body. Evet, burada da öyle bir durum yok. Kesin olmayan bir durumdan bahsetmiyor. Soaps and detergents are very similar in their chemical properties. Kimyasal özelliklerinden bahsediyor. Deterjanların da bahsediyor. Hiç alakası yok paragrafımızla. Although Romans are famous for their baths, they usually didn't use soap to wash. Evet, Romalıların işte hamamları meşhurdu falan gibi bir şey söylüyor. Bunun hani yine not clear'le ilgili bir şey yok. Not certain verebilecek bir durum yok. Debatable'ı, evet, en güzel burada görüyorsunuz. Debatable'la birlikte certain'ın uyumunu. Çünkü but demiş. But dediğine göre burada bir şey tartışılabilir olacak ki burada but it is certain diyebilirsin. Doğru cevap A arkadaşlar. Evet, close testimiz arkadaşlar 11. ve 15. sorularda ilk close testimize bakacağız şimdi. Evet, attitudes towards the teaching profession. Evet, bir şeye karşı, neye karşı olan tutumlardan bahsediyor. Öğretmenlik mesleğine karşı olan tutum, yaklaşım ne olmuş? Aşağıdaki hemen 11. soruda bakalım fiilimiz ne? Change. Değişiyor mu? Değişti mi? Değişecek mi? Bir bakalım, hemen devam edelim. Oldukça. Evet. And it is said that the number of students considering a career in teaching has dropped off a lot. Evet. Ve de bir şey çok üzücüdür. O üzücü olan şey ne? Bu öğretmenlikte kariyer yapmayı öğrenciler, yapmayı düşünen öğrencilerin sayısı ne olmuş? Has dropped off a lot. Çok düşmüş. Evet, burada ne gerekecek? Büyük bir ihtimalle has dropped dediğine göre bununla uyumlu olması lazım. It is said, bir present bir fiil arayacağız bu boşlukta. Evet, changes, attitudes diyor. Changes olmaz, değil mi? Change olsaydı belki düşünürdük. Changed, değişti. Evet, it is said, has dropped. Çok düşüyor, hala devam ediyor. Günümüzü etkileyen bir şey var. Bütün cümleye baktığımızda uyumsuz olur. Verb 2 ile. Is changing, is'den dolayı olmaz. Attitudes demiş çünkü bakın. Öznemiz çoğul, dikkat edin. Evet, were changing. Were olabilir fakat yine B'deki gibi verb 2 yapmamamız lazım. Yani past simple olmaması lazım. Bütün cümle present ve present continuous. Present perfect, pardon. Evet, E'ye bakalım. Have changed olur mu? Have de olur. Has olmadığı için, değil mi? Attitudes çoğul çünkü. Have changed. Oldukça değiştiğinden bahsediyor. Şu anda da değişiklik devam ediyor. Bitmiş değil. Günümüze de etkisi var. Doğru cevap E arkadaşlar. Peki 12'ye geldiğimizde ne demiştik? Çok düşmüştü bu öğretmenliğe karşı olan tutum, yaklaşım. 12. Evet, consequently, however, not only, nevertheless ve indeed bir bağlaç sorusu var. Peki bakalım şimdi nasıl devam ediyor? Acaba bir ekleme mi yapıyor, yoksa bir zıtlık mı var, yoksa bir sonuç mu veriyor? Onu bulmaya çalışacağız. Teaching training faculties have shrunk by about 25%. Evet, ne yapmış fakülteler? Bu öğretmenlik fakülteleri, öğretmen eğitimi veren fakülteler %25 oranında azalma olmuş. Evet, yine bir şey var. Öğrenciler azalmıştı sayısı. Neyi seçebiliriz? Consequently, değil mi? En güzeli oluyor. Sonuç olarak ne olmuş? Öğrenciler azaldığı için fakültelerde de, bu eğitim fakültelerinde de %25'lik bir azalma olmuş. However, not only, nevertheless, indeed, less. Zaten ne veriyor bize? Olumsuzluk veriyor. Not only şu, but also gibi devam edebilirdi. However, fakat diyemez. Çünkü bunu destekleyen bir şey olması lazım. Yani sonucunu veriyor bize aslında burada. Öğrenciler azalmış. Ve de fakülteler de azalmış bunun sonucunda. Onu söylemeye çalıştı. Peki 13'e bakıyoruz şimdi. However, şimdi burada however veriyor. Zıtlık verdi. In departments. Evet, şimdi in departments. Evet, ne olacak? In departments. The options have widened greatly. In, evet. Şimdi eğitim fakülteleri düştü %25. In every department, zaten every'den sonra departments gelmez. Tekil noun gelmesi lazım. In any departments, the options have widened greatly. Departments have expanded into new areas. Evet, departmanlar ne olmuş? Genişlettiler alanlarını. Media studies mesela diyecek büyük bir olasılıkla. Evet, tekrar cümlemize bakalım 13'e. However, in other departments, yani diğer bölümlerde, evet, eğitim fakülteleri haricindekiler büyük bir olasılıkla buradaki.
Other oluyor burada. Other departments hem de gramer olarak da oluyor zaten. Anlam olarak da en güzeli o oluyor. Both zaten iki şeyden bahsetmedi hiçbir şekilde. İki departmandan. Both desin. İki şeyden bahsederken both'u kullanıyorsunuz biliyorsunuz. A little çok az demek. Zaten o uncountable noun'larla kullanılan bir şeydir. O da olamaz. Evet. C doğru cevabımız. However, in other departments, yani diğer bölümlerde, the options have widened greatly. Opsiyonlar çok arttı. Evet, şuradan devam edelim. 14. soruya bakalım. Departments have expanded into new areas. Evet, ne olmuş bölümler? Yeni alanlara açılmışlar. Evet, ne diyeceğiz burada? Media studies. Unlike media studies olmaz. As media studies, as media studies olarak mı? Hayır, örnekleme yapmaz as. Such as, evet, such as örnekleme yapar. Such as, yani media studies gibi, yani medya bölümleri gibi bir şey, gibiyi katan such as, örnekleme yapan such as. Evet, 15. sorumuza bakalım. Computer studies in particular, özellikle bilgisayar bölümleri, bilgisayar çalışmaları has grown beyond, yani bir şeyin ötesinde büyümüş. Neyin ötesinde büyümüş olabilir acaba? Şekil veya kişi demek figures biliyorsunuz. Rakam, bütün rakamların ötesinde mi büyüdü? Olmaz. Objects amaç demek. Nesne demek. O da olmaz. Treatments davranış veya muamele veya tedavi anlamı var. Expectations beklenti. Beklentilerin ötesinde büyümüş diyebilir miyiz? Çok güzel söylenebilir. Beyond all expectations olacak. Yani doğru cevabımız D olacak arkadaşlar. 16. ve 20. sorularda arkadaşlar ikinci clause testimiz var. İlk cümlenin hem en başını boşluk bırakmış. One mi, each mi, another mı, all of mu, no mu gelecek? Evet, şuradaki noun'a göre ve de cümlenin anlamına göre çıkarmaya çalışacağız. Bakalım. Evet, saç neymiş? Bir shaftmış. Yani bir gövde, bir sapmış. Made of dead cells. Nelerden oluşan? Ölü hücrelerden oluşan bir shaftmış. And this shaft is rooted in a little pocket in the surface of layer of the skin. Evet, bu şafta derinin üstünde bulunan, o küçük cepte bulunan, küçük bir cepte bulunan, oraya kökü olan bir gövdeymiş. Bu şaftı bu şekilde açıklıyor. Evet, peki bakalım. One hair sayılamaz biliyorsunuz. Hair eledik. Each hair, her bir saç bir gövdedir. Ölü hücrelerden oluşan her bir saç olabiliyor, değil mi? Evet, 5 doğru cevap gibi görünüyor. Yine de bakalım. Another hair, başka bir saç gibi bir şey olamaz. All of hair, zaten all of hair is demiş. Olamıyor. No hair niye desin? Zaten burada this shaft, bu şaftan bahsediyor. Bu şafta nerede kökü vardır onu söylüyor. Derinin altında küçük bir cepte kökü olan bir şaftan bahsediyor. O yüzden de each'i seçiyorsunuz zaten arkadaşlar. Her bir saç bir şaftır dedi. Peki 17'ye baktığımızda devam edelim şuradan. Bu kök contains living cells. Evet, yaşayan bazı hücreleri içeriyormuş. Nasıl hücrelermiş bunlar? Which are constantly growing. Yani sürekli biçimde büyüyen hücrelere sahipmiş bu kökler. And dividing to add and dividing ve bölünen hücrelermiş. To add new cells to the shaft. Evet, şafta, yani bu gövdeye yeni hücreler eklemek için bölünüyorlarmış bunlar. Onu söyledi. Peki şimdi bir zıtlık mı yoksa bir ekleme mi yapacak acaba bu söylenene? Bir örnekleme mi yapacak? Ona bakalım. However mı olabilir? Infect mi? Additional mi? So mu? Anyway mi olacak? Onu bakacağız şimdi. Evet, yeni hücreler ekleyebiliyor diyor bölünerek. Evet, boşluktan sonra the hair is always growing from its root. Evet, ne yapıyormuş sürekli biçimde? Nasıl büyüyormuş? Kökünden büyüyormuş. Evet, o zaman bir ekleme yapıyor gibi duruyor, değil mi? Çünkü büyüyor dedi sürekli biçimde bu hücreler ve yeni hücreler eklemek için de bölünüyormuş bu yaşayan hücreler. Ondan bahsediyor. Yani sürekli bölündüğüne göre ve büyüdüğüne göre soyu söylememiz lazım gibi duruyor. Dolayısıyla, değil mi? Saç her zaman kökünden uzarmış. Onu söylemeye çalıştı. Yani 17 Denizli şıkkı. Infect, however, additionally ve anyway olmaz. Dolayısıyla, yani bir açıklama yapıyor buna. Evet, 18'e bakalım arkadaşlar. This growth possible. Evet, bu büyümeyi
Muhtemel, mümkün. Evet, make ile kullanacağız. Make it possible'dır biliyorsunuz, mümkün kılmak. Evet, mümkün kılmak ne olabilir? Devam edelim. Food substances are brought to the root. Evet, bu besin maddeleri köke gelirmiş. Saçın köklerine gelirmiş. Nereden geliyormuş? Bu damarlardan, küçük kan damarlarından geliyormuş. Evet, bu büyümeyi yapmak için dememiz lazım. 18'de boşlukta. Hangisi söylüyor onu? To make. Yani in order to make'in to'su, to make, yapmak için, bu büyümeyi mümkün hale getirmek için, muhtemel kılmak için onu söyledi. Peki 18 A diyoruz. Hiçbiri olmuyor bakın. Make, making, having made, make. Hani bu şekilde bir cümlecik yapısı kurulamaz. Making ile kurulabilirdi. Fakat buradaki in order to demeniz lazım. Yani hani muhtemel yapmak için, muhtemel hale getirmek için bu büyümeyi, onu söylüyor. Büyümek değil yani. Burada make, mak isimleştirmiyoruz. O yüzden make ile belki making ile arasında kalabilirdiniz. Ama zaten öyle olsaydı hem to make hem making doğru olurdu. Fakat buradaki in order to'nun to'su şu, to make. Evet, 18 A dedik. Evet, 19'a baktığımızda arkadaşlar there are, evet, bir şey de varmış. Bakalım ne varmış. Special glands. Evet, başka bir şeyden bahsediyor. Bir vücutta bulunan bezlerden bahsediyor. Ne diyeceğiz? Evet, bazı neler de vardır. As well olmaz. Cümle sonunda kullanmamız lazım. To'yu da öyle. 19 also olabilir mi? There are also special glands. Aynı zamanda da ne de vardır? Bazı özel bezler de vardır. Evet. Also oluyor. So well, hani so good, so well, bu başka bir şey zaten. Alike, bir şeyin benzemesi başka bir şeye. İki şeyin benzemesinden bahseder. Bu da olmadı. Evet. There are also dedik. Devam edelim cümleye. There are also special glands. Evet, ne soruyor? Bağlacımızı soruyor. Ejective clause'da. Gland'ı niteleyecek. Bir noun'u niteleyecek. Cansız bir noun'umuzu niteleyecek. Ne olabilir? Who produce demiş. Demek ki whose artı noun olması lazımdı. Bu değil. Which olabilir mi? Evet, nasıl bezler? Which produce an oil. Yani ne üreten? Yağ üreten bezlerden bahsediyor. Bunlar varmış. Aynı zamanda burası also'ydu. Evet, which produce olabilir. Whom olamaz. Who da olamaz. In which gibi bir şey yok. O yüzden where de olamaz. Evet, hangi bezlerden bahsediyor? Glands. Which produce an oil? Yağ üreten bezlerden. Ne için üretiyormuş bu yağları da? To keep the base of the shaft soft. Evet, yani şaftın, o gövdenin base'ini, temelini ne yapmaya tutan, yani yumuşak tutmaya çalışan bazı yağlar üretiyormuş bu bezler. Doğru cevap B arkadaşlar. Evet, 21. ve 25. sorulara baktığımızda cümle tamamlama sorularını göreceğiz. Hemen bakmaya başlayalım. Science is often said. Evet, bilimin ne olduğu söylenir genelde, onu soruyor. Evet, nasıl devam edecek? Say'in kendine has özelliğinden dolayı. Science is said that SVO olmaz. Hani it is said that SVO olabilirdi. Verb ing de olmaz. How'la da başlayamaz. How much we owe to accidental discoveries. İşte bilimin şöyle olduğu nasıl söylenir falan gibi bir şey olamaz. Evet. Neyle devam etmesi lazım? Something is said to do veya to have done gibi bir kalıpla devam etmesi lazım. O da D'de var sadece. Science is often said to have done more damage than good to the environment. Evet, bilimin genelde çevreye faydasından çok neyi olduğu söyleniyormuş, zararı olduğu söylenirmiş. Evet, 21D arkadaşlar. What'la da devam edemediği için. Yani something is said to do something ya da to have verb 3 kalıbını kullanmanız lazım. Evet, 22. It was learning to speak Italian. Evet, yine bir noun clause sorusu. Ne dedi burada? İtalyancayı, konuşmayı öğrenmekti. Neyle devam edeceğiz? That'le devam etmemiz lazım. It was learning to speak Italian. Evet, bakın. That James found most enjoyable at school. Evet, okulda eğlenceli bulduğu şey neydi James'in? İtalyancayı, konuşmayı öğrenmekti diyoruz. Doğru cevap A arkadaşlar. Bunu şöyle de söyleyebilirdik. That James found most enjoyable at school was learning to speak Italian gibi bir şey de olabilir.
Evet, 23'e bakalım arkadaşlar. 23. soruda "But he was genius" dedi. Yani hani nasıldı? Dahiydi fakat. "But he was a genius" veya dahiymiş gibi bir şey var. Evet, bakalım. "A child can learn how to read and write before going to school, but he was a genius" olmaz. Bazla bozuyor. Tam onun uyumu yok. "Stephen Hawking has been tied." Evet, burada da present perfect ile birlikte olmaz. Hani Stephen Hawking 4 yıl boyunca yıllarca tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Present perfect kullanmış fakat dahiydi gibi bir şey zaten anlamsız da oldu. "I don't know who painted this." Bunun kimin bu resmi kimin boyadığını bilmiyorum. Fakat he was a genius. Fakat bir neymiş? Dahiymiş gibi bir anlam çıkarabiliriz. Hani kimin boyadığını bilmiyorum ama dahiymiş diye söyleyebilir. Geçmişte hani çünkü resim büyük bir ihtimalle. Peki Denizli'ye bakalım. "Lance Armstrong cyclist overcame cancer." Lance Armstrong kanseri yendi fakat işte bir dahiymiş gibi bir anlamsız bir şey oluyor. "United Kingdom won the Eurovision Song Contest many times." Zaten he'yi karşılayacak burada. Yok bir şey E'de. O yüzden en güzeli mantıklısı C diyoruz arkadaşlar. Evet, 24'e baktığımızda bir zıtlık veren bir adverb clause'umuz var. "Though they had several hobbies in common." Neye rağmen? Birçok benzer hobilerine rağmen, hobileri olmalarına rağmen ne dedik? Bakalım A'ya. "The Smiths hadn't had a child for 15 years." Evet, Smith'lerin 15 yıl boyunca hiç çocuğu olmadı gibi bir şey anlamsız oluyor. Zaten hani past perfect'le de birlikte niye bu önce bu sonralık olsun cümle olarak anlamsız olur kurarsak o şekilde. "Amy and Steve decided to see each other more often." Evet, bu zıtlık verecek bir durum değil. Hani birçok hobileri olmalarına rağmen daha fazla sık görmeye başladılar. Doğru ile birlikte kullanılamaz. Zıtlık vermiyor iki cümle birbirine. "We often had quarrels over trivial things." Birçok hobileri olmalarına rağmen önemsiz şeylerle kavga ederdik. Evet, burada da we ile birlikte hani they uymuyor, değil mi? Onu da eliyoruz. Peki D'ye bakalım. "Couple admitted that they were incompatible." Evet, birçok hobileri olmalarına rağmen ortak çift neyi kabul etti arkadaşlar? Uyumsuz olduklarını kabul etti. Evet. Peki en güzeli bu oluyor görüyorsunuz. Zıtlık veren D şıkkı. "Kate and Kim have been roommates since high school." Evet, bu da hani present perfect de zaten ikisi birlikte uymuyor. 24 D diyoruz. 25'e bakalım. "Her stand in will have to play her part in Macbeth." Evet, yani onun dublörü, onun yedeği ne yapmak zorunda kalacak? Onun Macbeth'teki oyununu oynamak zorunda kalacak diyor onun partını. Peki "Since Elizabeth is a great talent." Elizabeth çok büyük bir yetenek olduğu için onun partını oynamak zorunda kalacak gibi bir şey olamaz. "Whenever Eva forgets her lines." Eva ne zaman unutsa kendi sözlerini evet onun dublörü oynamak zorunda kalacak gibi bir şey de olmuyor. "Unless" neydi? "If not'tı." "Unless Maria makes a quick recovery." Yani "if Maria doesn't make a quick recovery." Eğer Maria hemen iyileşmezse ne yapacakmış? Onun dublörü oynamak zorunda kalacakmış. Onun partını. Evet, en güzeli C oluyor arkadaşlar. Anlam olarak. Evet, "Although Deborah was absent in the last rehearsal." Geçen provada olmamasına rağmen Deborah. Evet, burada da "will have to" demiş zaten. Hani zaman uyumu da yok. E'ye bakalım. "In case something goes wrong the last minute." İhtimaline karşı demek in case biliyorsunuz. Hani son dakikada bir şey ters gider diye, ters gitme ihtimaline karşı o oynamak zorunda kalacak onun parçasını gibi bir şey de olmuyor arkadaşlar. 25 en güzeli C'dir. Evet arkadaşlar, şimdi 26. ve 29. sorulara bakacağız. Burada ilk paragrafımızda Charles Darwin'den bahsediyor. Nerede doğduğunu söyledi. Shrewsbury diye bir yerde doğmuş. "As the son of a doctor." Yani bir doktorun oğlu olarak dünyaya gelmiş. "His maternal grandfather." Yani dedesi, annesinden, anne tarafından dedesi. "Was industrialist." Yani sanayiciymiş. Ve bir çömlekçiymiş. Adı da
Joshua Wedgwood'muş. And his paternal grandfather ve babasından olan dedesi de nasılmış? Bilim adamıymış ve filozofmuş. Erasmus Darwin'miş adı da. Peki. Among leading men of science, however. Evet. Bir şeye rağmen, neye rağmen? En önde gelen bilim adamlarından olmasına rağmen dünyadaki Darwin was a notorious late developer. Evet, nasıl bir şöhret yapmıştır? Geç gelişen, kendine geç gelen bir bilim adamı olarak şöhret yapmıştır. He was rebuked by his school headmaster. Rebuked dediği yani hani azarlanmış. Kimler tarafından azarlandı? Okuldaki müdürleri tarafından azarlandı. Azarlanmış. Niçin azarlanmış? O da önemli olabilir. For wasting time. Boşa zaman harcadığı ile ilgili. Neyle ilgili? Such trivial pastimes. Evet, önemsiz uğraşlar. Pastime uğraş demek. Uğraşlarla vakit geçirdiği için. Mesela as collecting plants. Evet, ne yapıyormuş? İşte bitki toplayarak geçiriyormuş. O uğraşları varmış. Kuş veya yumurta veya mineraller toplayarak geçirdiği için azarlanmış hatta okulda. Yani doğaya karşı bir ilgisi olduğunu buradan anlıyoruz. His father's attempts to steer him first into medicine. İlk başta babası ne yapmaya çalıştı onu? Steer dediği şey hani yönlendirmek, oraya kanalize etmeye çalışmış, tıbba kanalize etmeye çalışmış. Ondan sonra then into the church, kiliseye götürmüş. Bu word work likes failures. Bunların hepsi tıpkı yani aynı şekilde ne oldu? Başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu tıp ve kiliseyle ilgili girişimler. But during his time at the Universities of Edinburgh and Cambridge. Evet. Yani o üniversitede Edinburgh Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi geçirdiği zaman boyunca he met teachers. Evet. Bazı öğretmenlerle tanışıyor. Who further stimulated his interest in natural history. Evet, neyi teşvik etmişler bunlar bu öğretmenler daha sonra? O doğaya olan, doğa bilimine olan, doğa tarihine olan veya hani tabiat tarihine olan ilgisini teşvik etmişler bu öğretmenler. Bunu öğreniyoruz. Evet, ilk sorumuz restatement sorusu. Bakın, he until he entered university, yani üniversiteye girene kadar Darwin evet, had no idea he would become a scientist. Hiçbir fikri yoktu bilim adamı olacağına dair. Hani bunu belki çıkarım yaparak çıkarabilirsiniz ama direkt söylemesi lazım. Restatement sorumuz learn'den dolayı. Had no interest in natural history. Hiçbir ilgisi yoktu gibi bir şey söyleyemezsiniz bu tabiat tarihine. Peki C'ye bakalım. Was considered an unsuccessful student. Nasıl olarak görülüyordu? Başarısız bir öğrenci olarak görülüyordu. Evet, bunu nasıl söyleyebilirsiniz arkadaşlar? Hemen bakın şurada ne dedi? He was rebuked by his school. Yani o 1, 2, 3, 4, 5. satırda zaman geçiriyor. Boşu boşuna zaman geçiriyor olarak düşünülmüş ve o yüzden azarlanmış okulda. Yani öyle düşünülüyordu. Hocalar bile nasıl düşünüyordu onu? Başarısız bir öğrenci olduğunu düşünüyordu. Evet, onu söyleyebiliriz. Ve babası da işte ne bileyim tıbba yönlendirdi falan. Onlar da işe yaramamıştı. Peki D'ye bakalım. Yani C doğru gibi görünüyor arkadaşlar. D'ye bakalım. Was hoping to become a priest. Yani bir şey olmayı umuyor muydu Darwin? Üniversiteye girene kadar bir rahip olmayı, din adamı olmayı. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten başarısız da oldu bu. Followed his father's footsteps. Babasının izini mi takip etti? Yani hani öyle bir bilgiden de bahsetmiyor bize. Babasının izini takip etti, şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Evet, doğru cevap C arkadaşlar. Evet, 27'ye baktığımızda in the opinion of his teacher, hocasına göre Darwin nasıldı? Bir bakalım. Ne yapıyordu ya da? Was wasting his time by collecting plants, birds, eggs and minerals. Evet, ne yapıyordu? Zamanını boşa harcıyordu bu plant, bird, egg ve mineraller toplayarak. Evet, böyle düşünüyordu. Zaten o yüzden azarlamıştı hocası. A şıkkı doğru gibi duruyor arkadaşlar. Yine de bakalım. Deserved scolding. Evet, scold azarlamak demek. Neyi hak etti? Azarlanmayı hak etti mi? In that he never took his lessons seriously. Derslerini ciddiye almadığı için azarlamayı hak etti gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Öğretmen de öyle bir şey hak ettim falan gibi bir şey demiyor. Could have never been a scientist had he not been interested in plant life. Evet, burada bir if clause var. Yani eğer ilgilenmeseydi bitkilerle, bitkilerin yaşamıyla hiçbir zaman bilim adamı olamayacaktı gibi bir bilgimiz var mı?
öğretmenine göre böyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır, öğretmenin tek yaptığı onu azarlaması, boşu boşuna zaman geçiriyor diye. Evet, D'ye bakalım. Had to take up hobbies other than collecting plants and birds. Yani o plant ve bird toplama haricinde hobilere başlamak zorunda kaldı. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Darwin wasn't able to discriminate between what was real and what was imaginary. Öğretmenine göre ayırt edemiyor mu gerçek hayatta imaginary hayatı, yani gerçek olmayan hayatı? Hayır, öyle bir bilgiden de bahsetmiyor. 27'ye A diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 28. soru. It is obvious from the passage that Darwin's family. Evet, açıkça belirtiyor pasajda. Yani bir restatement sorusu, çıkarım sorusu değil. Darwin'in ailesinden bahsedeceğiz. Never tried to influence him in any way. Hiçbir şekilde onu etkilemeye çalışmadı mı diyeceğiz? Hayır, öyle bir şey yok. Bilgimiz yok. Hatta babası onu götürdü, işte medicine okusun falan gibi. Yani etkilemeye çalıştı aslında. Were well educated people. Hepsi iyi eğitimli insanlar mıydı? Onu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Darwin'in ailesiyle ilgili olarak. Hatta ilk başlarda söylüyor, işte maternal grandfather'ı sanayiciydi, işte ne bileyim çömlekçiydi, işte diğer dedesi bilim adamıydı ve filozoftu gibi bir şeyden bahsediyor. Evet, ailesinin iyi eğitimli olduğunu söyleyebiliriz. Kiliseye karşılar diye bir söyleyebilir miyiz ailesi? Hayır. Doğa bilimine karşı, tabiat bilimine karşı, tarihine karşı onu desteklediler mi? Öyle bir bilgimiz yok. Üniversitedeki hocaları destekliyordu. Had no idea about what failure was. Başarısızlıkla ilgili hiçbir fikirleri yoktu gibi ailesinin. Öyle bir bilgimiz var mı? Yok. Evet, en güzeli pardon, B şıkkı arkadaşlar. B'yi seçebiliyoruz. Peki, 29. It is clearly stated in the passage that Darwin's childhood interest, yani çocuklukta duyduğu ilgi den bahsediyor. Bunu restatement olarak sormuş. Evet, A'ya bakalım. Was applauded by his headmaster. Yani alkışlandı mı, desteklendi mi okul müdürü tarafından o ilgileri? O zaten azarlıyordu tam tersi. Made his father think that he could be a doctor. O ilgisi, o çocukluk ilgileri onun babasını doktor olacağına dair bir kuşkuya mı, daha doğrusu öyle mi düşündürttü babasına? Hayır, onu da bilmiyoruz. Öyle bir bilgiden bahsetmiyor. O yüzden hani tıp okusun demedi zaten babası. Was totally different from those of his friends. O ilgileri diğer çocuklardan farklı olarak düşünebiliriz belki, ama parçada hani bunu direkt söyleyebiliyor mu? Hayır, söyleyemiyor. Çıkarım yaparak belki bulabileceğimiz bir soru. Direkt söylemediği için eliyoruz. Came from Erasmus Darwin, his father's father. O ilgileri Erasmus Darwin'den mi geçti ona? Hayır, dedesinin, babasının babasından, yani dedesinden mi, onu da bilmiyoruz. Evet, sonuncuya bakalım. Was encouraged only when he became a university student. Evet, bu ilgileri ne zaman teşvik gördü, desteklendi? Üniversite öğrencisi olduğu zaman. Bakın zaten bunu söylüyor şurada. He met teachers who further stimulated his interest in natural history. Bu ilgisini destekleyenler üniversiteye girdikten sonraki olan hocalar. O yüzden E'yi söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci parçamıza bakalım. 30 ve 33. sorular. Evet, innovations in assembly line methods. Evet, bir yeniliklerden bahsediyor. Assembly line dediği montaj hattı, montajlama metotlarından bahsediyor. Which the American industrialists Henry Ford introduced into his Detroit automobile factory. Evet, hangi metotlardan bahsediyor? Bir Henry Ford'un Detroit otomobil fabrikasında uygulamaya başladığı bu metottan bahsediyor. Two significant social consequences. Evet, nesi olmuş bu metodun, bu toplama montaj metodunun? İki tane sosyal sonucu olmuş. Evet, ne yapmış bu metot, iki metotta? They revolutionized the whole basis of automobile production. Yani ne yaptı bu sonuçlar? Otomobil üretiminin temelini kökten değiştirmiş. Brought the motor car within the financial reach of the average person. Evet, ve de neyi sağladı bize bu? Neyi getirdi? Bu motor, yani arabaların finansal olarak ulaşılabilirliğini, kime karşı, hatta kime bile ulaşılabiliyormuş? Ortalama bir bireye bile ulaşabileceğini finansal olarak, yani herkesin kolaylıkla elde edebileceğini sağlıyormuş bu yeni metot. Bunu sağlamış, bunu kökten değiştirmiş bu iki şeyi. Evet, Henry Ford
didn't invent the principles of the mass production. Evet, Henry Ford'un ne yapmadığını söylüyor. Bu seri imalatı bu Henry Ford'un keşfetmediğini söyledi. That was done by a long line of industrialists. Birçok sanayici tarafından yapılmış bu. Kim başlatmış hatta onu söylüyor şimdi. Starting with Eli Whitney. Evet, Eli Whitney tarafından ve metot neyi onu söyleyecek galiba. His standardized gun components. Evet, standarize edilmiş o silah toplama metodundan bahsetti. Onunla birlikte başlamış. 19. yüzyılın başında başlıyor. Evet, bir de George Eastman var. Was another. Evet, bir diğeri de George Eastman'mış bunu başlatan, seri imalatı başlatan. Who applied assembly line methods in his photographic film processing factories. Evet, fotoğraf filmleme banyolarında, hani o prosesinde bir değişikliğe gitmiş. Fabrikalarında bunun seri imalatını yapmış. George Eastman'da. Evet, Ford's achievements was instead. Evet, fakat hani bunun aksine bu Ford'un, yani Henry Ford'un başardığı şey to take the process to logical conclusion. Evet, bu süreci, hangi süreci şeye taşımak, mantıksal bir sonuca taşımış. In a large scale, evet, büyük ölçüde bunu taşımış bir sonuca. Factory manufacturing automobiles. Evet, yani neyi üretimini sağlamış? Otomobil üretimini fabrikalarda, bunun üretimini belli bir noktaya getirmiş. Onun başarısı otomobille ilgili olandır diyor. Evet, 30'a bakalım şimdi. 30. soruda we know from the passage that Whitney, Eastman and Ford. Evet, biz neyi anlıyoruz? Restatement sorusu. Whitney'nin, Eastman'ın ve Ford'un ne yaptığını, birlikte bir şey yaptılar onu söylüyor. Onun cevabını arayacağız. Evet, were involved in firearms in manufacture, photography and automobile production respectively. Respectively söylenen veya yazılanın sırasıyla demek. Hani bunlar, evet, zaten ne yapmıştı Whitney ilk olarak? Firearms manufacture, yani ateşli silahların üretimini sağlamıştı. Whitney bunu yaptı. Söylendiği sırasıyla bakın. Eastman fotoğrafla ilgili, Ford da otomobille ilgili işlere dahil olmuştu. Yani söylenen sırası bu. A doğru cevabımız diyoruz. B'ye bakalım. Owed their success to their commitment. Evet, kendini adamalarıdır başarısı. Bu üretim tekniklerini adamalarıdır onlara başarı getiren. Peki bununla ilgili bir bilgimiz yok. Kendini adamışlar falan gibi bir şeyden bahsetmiyor. Were all industrialists whose fame had spread throughout the country. Evet, bütün ülkeye yayılmıştı ünleri falan gibi, hani öyle de bir bilgimiz yok. Were instrumental in bringing together the principal assembly line methods in the industrial sector. Evet, prensiplerini, ilkelerini bir araya getiren kişiler miydi? Bunda tesirli olan kişiler miydi bunlar? Bunu da bilmiyoruz. Establish what today has become to known as a large scale production of components. Evet, large scale, hani büyük oranlarda bir üretim yaptılar. Çok büyük oranda, hangisinden bahsediyordu sadece? Evet, George Eastman'la ilgili böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Whitney'le ilgili böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Sadece large scale olarak Henry Ford'dan bahsediyordu. Evet, doğru cevabımız A arkadaşlar. Evet, 31. soru. The point emphasized in the passage is that Henry Ford is the person. Evet, Henry Ford'la ilgili bir bilgiden bahsedecek şimdi. Evet, A'ya bakalım. Applied assembly line methods to the mass production of the automobile. Evet, zaten bu doğru. Hemen görebiliyorsunuz bunu da. Henry Ford nasıl birisiydi? Bu montajlama hattını nede kullanan, otomobil üretiminde kullanan kişiydi. Onu değiştiren kişiydi zaten. Ondan bahsediyor. A doğru cevap diyoruz. Evet, manufactured the first petrol using automobile. İlk benzin kullanan otomobili mi keşfetti? Öyle bir bilgimiz yok. C'ye bakalım. Idolized people like Whitney and Eastman. Yani bunlara mı hayranlık duydu? Öyle bir idolleştirmeden de bahsetmiyor parçada. Invented and applied the theory of mass production. Bunu icat eden bu mu? Hayır. Bu icat etmemişti zaten diyordu. Şurada bakın. Henry Ford didn't invent the principles. Bunu da eledik. E'ye bakalım. Could predict how popular the automobile would be. Otomobilin nasıl popüler olacağını tahmin edebildi mi? Öyle bir tahminden, otomobil çok popüler olacaktı, bunu bildi, tahmin etti gibi bir bilgiden de bahsetmiyordu parçada. Evet, o yüzden en güzeli
A diyoruz. Sadece otomobili değiştiren, bu assembly line'daki otomobille ilgili değişikliği veren de Henry Ford. A'da da onu söylüyor. Evet, 32'ye bakalım arkadaşlar. Yine bir restatement sorusu var. According to the passage, one important social result of Henry Ford's application was that. Evet, sosyal olarak sonucu neydi Henry Ford'un bu uygulamasının? Assembly line metodunun uygulaması. A'ya bakalım. Mass production began to be applied to photography. Fotoğrafla alakası yok Henry Ford'un. More work could be done with less workforce. Evet, daha az iş gücüyle daha fazla iş yapılabilir gibi bir şeyden, sosyal sorumluluktan bahsetmiyordu. O sosyal iki sonucu nerede bahsediyor arkadaşlar? Bakın şurada. Şuraya bakın tekrar. They revolutionized the whole based automobile production. Yani temelini değiştirdi. Kökten değiştirdi otomobil üretimini. Ve brought the motor car within the financial reach of the average person. Yani ortalama bir bireye bile artık finansal olarak ulaşılabilir yaptı bu metot. Onu söyledi. Peki bakalım C'de ondan bahsediyor mu? Herhangi bir ikisinden. Factories became cleaner places to work in. Evet, fabrikalar temiz yerler oldu çalışılabilmek için. Hiç alakası yok. D'ye bakalım. The automobile became commonplace. Commonplace'ın anlamı sıradan olması. Yani hani yaygınlaştı, sıradanlaştı otomobil. Evet, bunu nereden anlıyorsunuz? Şurada zaten demişti. Average person bile artık alabiliyordu. Bu sosyal bir sonucu oldu. D şıkkı doğru arkadaşlar. E'ye bakalım. The principles of mass production were changed. Evet, temellerini seri üretimin temellerini mi değiştirdi? İlkelerini mi değiştirdi bu uygulaması? Hayır, ondan bahsetmiyor. Henry Ford'la alakalı olarak. Evet, 33'e baktığımızda yine bir restatement sorusu var arkadaşlar. We know from the passage that the principles of mass production were. Evet, neyi anlıyoruz biz pasajdan? Bu seri imalat, mass production'ın ilkelerinin ile ilgili bir soru. Neyi anlayacağız bir bakalım. A'ya bakalım. First put forward by an unknown photographer. Bilinmeyen bir fotoğrafçı tarafından mı? Hiç öyle bir bilgimiz yok. Established in the early 19th century. İlk olarak ne zaman atıldı temeli? 19. yüzyılda mı? Evet, bakın ne diyor. That was done starting with, kimle başlıyor? Ella Whitney ile başlıyor ve hani silah toplama sanayisinde yaptı bunu. Ne zaman yaptı? At the beginning of the 19th century. 19. yüzyılda başlamış. Yani bunu buradan çıkarabiliriz. Doğru cevap B diyoruz arkadaşlar. Evet, C'ye bakalım arkadaşlar. Applied to fields other than automobile production rather late. Yani diğer alanlara daha nispeten daha geç mi geçti bu? Daha mı geç uygulandı seri imalat? Onu bilmiyoruz. Diğer alanlara zaten öyle bir bilgi de yok. Zaten fotoğrafçılık daha da önce oldu hatta otomobilden, ya da o silah toplama sanayisi. Evet, D'ye bakalım arkadaşlar. Ne diyor burada? Revolutionized by Ella Whitney. Ella Whitney tarafından kökten değiştirildi bu seri imalat. Kimden önce? Henry Ford'dan çok süre önce. Evet, kökten değiştirildi gibi bir bilgiden bahsetmiyor Ella Whitney ile. Tamam, o başladı üretimi ama kökten değiştirme, revolutionize ile ilgili şey Henry Ford'da var. Değil mi? Otomobil üretimindeki kitle iletişimi, seri imalatı değiştiren kişi Henry Ford. Revolutionized Ellie ile, hani Ellie'nin kökten değiştirdiğini, devrim yaptığı ile ilgili bir bilgiden bahsetmiyor. E'ye bakalım. At the very beginning met with suspicion. En başta şüpheyle yaklaşılmış bu seri imalata. Öyle bir bilgimiz de yok. 33 en güzeli B diyoruz arkadaşlar. 34. ve 42. sorularda cümlede boş bırakılan yere uygun ifadeyi bulacağız veya sözcüğü bulacağız arkadaşlar. Gramer ve kelime sorularımız. Evet, hemen başlayalım bakmaya. 34. soru. Evet, ne soruyor? But perplexed, involved, rare bir kelime sorusu. When I couldn't find my key. Anahtarımı bulamayınca ne hissettim? Nasıl oldu? Gibi bir soru var burada. Onu soracak boşlukta. I was sure it was in my pocket. Evet, neydim ben? Emindim cebimde olduğuna. O zaman hani eminse, bulamayınca ne oldu? Büyük bir ihtimalle şaşırdı, afalladı gibi bir şey olacak. Evet, perplexed, şaşırmak, afallamak, confused, yani puzzled sinonim olarak kullanabilirsiniz. Involved, meşgul olmak demek, katılmak demek, bu olmaz. Reared, ne yapmak? Rear, bir çocuğu yetiştirmek, büyütmek anlamında, bu da olmaz, ya da bir hayvanı. Deduce yapmak, conclude yani sonuca varmak, sonuç çıkarmak, bu da olmaz. Assemble, parçaları birleştirme anlamı var. Evet, bu da olmaz arkadaşlar. Perplex tabii ki en doğrusu. Evet. They have invaded our country and killed our people. Evet, ne yapmışlar? Ülkemizi istila etmişler ve insanlarımızı öldürmüşler. But our
Evet, ne olacak? Bizim bir şeyimiz. To win the war is stronger than before. Daha öncesine göre nasıldı? Daha güçlüydü. Neyimiz daha güçlü olabilecek savaşı kazanmaya dair? Outcome, sonucumuz daha güçlüydü. Olmaz. Feature, özelliğimiz daha güçlüydü. Compensation, telafi, tazminatımız daha güçlüydü. Resolution, evet, hani neyimiz? Kararlılığımız, yani determination'ımız daha güçlüydü. Doğru cevap Denizli. Seclusion da inziva demek. Privacy yani. Bu daha güçlüydü gibi bir şey söyleyemeyiz. 35 Denizli diyoruz arkadaşlar. 36'ya bakalım. Romantizmadan bahsediyor. Is a family. Romantizma nasıl bir? Ailenin nesiymiş bu acaba? Bakalım. My grandmother had it. My mother has it. Yani büyük annemin de vardı. İşte annemin de var. I expect I will get it too. Yani benim olacağını da düşünüyorum. Bende de olacağını da düşünüyorum diyor. Evet, romatizma ne olabilir? Bir nedir? Influence, etki değildir. Bir kaynak değildir. Evet, C'ye bakalım. Aspect neydi? Yön, husus. Bu da değildir tabii romatizma. Interpretation, yorum, açıklama, bu da olamaz. Evet, infirmity ne demek? Bir hastalık, rahatsızlık anlamında, yani ailment, sickness. Evet, romatizma bir hastalıktır. Doğru cevap E arkadaşlar. Evet, 37'ye bakalım arkadaşlar. Saat 10'a kadar. For 3 hours. Bakın iki tane zamanımız var. Saat 10'a kadar 3 saattir şunu yaptık veya şunu yapıyor olacağız. Yani ya past perfect continuous ya da future perfect continuous veya future perfect yapı arayacağız. Hangisi var? A'da yok o. Past olarak arayacağız. B'de yok. Perfect. C'de yok. D'de yok. E'de var bakın. Will have been rehearsing. Evet, saat 10'a kadar 3 saattir 3 saattir prova yapıyor olacağız ki bu güzel bir şey diyor. E'yi seçiyoruz arkadaşlar doğru cevap olarak. 38. soruda Do ile başlamış cümlemiz. Do at the last minute. Son dakikaya rağmen ne yapmışız? Son dakika olmasına rağmen evet biz bir şey yaptık. Evet, get de kullanmış fiilimizi bakalım. Fiilimiz get. Tickets for the match yesterday. Evet, biletleri aldık, almış olmalıyız gibi bir şey söyleyecek. Geçmişte yesterday diyor zaten. Evet, bakalım. Must have got, yani almış olmalıyız gibi bir şey olamaz. Evet, were able to get, alabildik. Evet, son dakikaya rağmen biletlerimizi alabildik. Gayet güzel oluyor. Bakalım yine de diğerlerine. Should have been getting, alıyor olmalıydık gibi bir anlamsız bir şey oluyor. Almak zorunda kaldık gibi bir şey de olmaz. Almayı tercih ederdik gibi bir şey de olmaz. Hani açıklayacak bir durum yok onu. En güzeli B şıkkı arkadaşlar. Son dakikaya rağmen biletlerimizi alabildik. Evet, 39. The family to move to Washington. If, evet, ne yapmayı, ilk fiilimiz plan. Bir planlama var Washington'a gitmeyle ilgili. If Mr. Rivkin evet elect to office, yani seçilecek mi, seçecek mi acaba, aktif mi pasif mi onu soruyor veya geçmiş mi gelecek mi onu soruyor şu anda. Evet, the family plans to move to Washington. Evet, planlıyor olabilir belki. If Mr. Rivkin is electing to office. Evet, electing to office olamaz. Hani bir şeyi seçecek ki hani o da noun'u gelsin şu arkasından. Yani aktif olamaz. O yüzden A'yı eliyoruz. The family was planning to move to Washington. Evet, bu da olabilir. Planlıyordu Washington'a taşınmayı. If Mr. Rivkin was electing. Yine aktif yapmış. Eledik. 39'da C'ye bakıyoruz şimdi. The family is planned to move. Evet, bu da burası pasif olmayacak. Zaten burası da aktif olmayacak. 39 D'yi, C'yi de eledik. The family planned to move planladı. Evet, burası yine aktif olmuş. Bu da olamaz. The family is planning. Evet, planlıyormuş şu anda aile Washington'a taşınmayı. Eğer Mr. Rokin seçilirse, evet, eğer Mr. Rokin seçilirse pasif olmuş. O yüzden 39'u en doğrusu E olarak söylüyorsunuz. Eğer Mr. Rokin seçilirse
aile ne yapacakmış? Washington'a taşınacakmış. Bunun planını yapıyormuş. 40. soruya bakalım. Now in special reservations. Evet, group fiilini kullanacağız. Now diyor. Evet. Peki bakalım. Special reservations dediği Kızılderililerin bu Red Indians diyor zaten cümlenin devamında da bakarsanız. Bu Kızılderililerin ayrı bir onlara ayrılmış bir arazide gruplandırıldığını söyleyecek. Red Indians ya da grup oluşturduklarını söyleyecek. Aktif mi pasif mi acaba? Evet, ejective clause bağlaçlı mı bağlaçsız mı? Ona bakacağız. Şimdi Red Indians inhabited North America long before the arrival of Europeans. Şu anda special reservation'larda tutulan Red Indians dememiz lazım. Pasif gibi oluyor. Ne yapıyorlarmış bu Kızılderililer? Ne yapmışlar daha doğrusu North Amerika'ya? Avrupalılardan çok daha önce gelmişler. Evet, who group in special reservations aktif olmayacak. Now who group gibi bir şey olamaz. Group yine aktif. C'ye baktığımızda arkadaşlar, now grouped in special reservations. Red Indians inhabited North America. Red Indians'dan bahsediyor ve orada gruplandırılmışlar belli arazilerde. Ayrılmış, onlara ayrılmış, tahsis edilmiş arazilerde. Evet, burasını açtığımızda Red Indians who are grouped in special reservations. Who'yu atıyor, ara atıyor. Grouped olarak kalıyor. Pasif olduğu için doğru cevap C diyoruz. That group olmaz. Aktif bu da. Who's grouping? Bu da hani aitlik veren bir şey yok cümlemizde ve de hani aktif değil. O yüzden E'yi de eliyoruz. C şıkkı doğru. Evet, 41'e baktığımızda the purpose of this study diye başlıyor cümle. Sonra izle devam ediyor arkadaşlar. Yani bu çalışmanın amacı şudur diyecek. Bu the aim of the study, the purpose of the study gibi şeylerden sonra B de geliyorsa to verb sıfırla devam edecek. Yani ya D ya B olacak. Evet, ama aktif mi pasif mi onu soruyor bakalım. Evet, bu çalışmanın amacı sigaranın etkilerini çocuklar üstündeki çocuk gelişimi üstündeki sigaranın etkilerini değerlendirmektir. Değerlendirilmektir olmaz, değerlendirmektir. Evet, B şıkkı doğru diyoruz arkadaşlar. B şıkkını seçiyoruz. Devam edelim. On child development and how it influences their mental capacity. Ve de neyi amaçlıyormuş? Mental yeteneklerini, kapasitelerini etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Onu amaçlıyormuş bu çalışma. 41 en doğru. B diyoruz arkadaşlar. 42. soruda hemen bakalım ne diyor. People who reverse the letters of words when to read, evet, suffer from dislexia'dan müzdariplermiş bu insanlar. Hangi insanlar? Try fiiliyle yapmış ve evet, subject'e attığına göre when'den sonra nasıl geliyor? Bağlaçlı kısaltma. Verb ing şeklinde geliyor. Evet, trying olacak. When trying. Evet, ne yaparlarken diyor şimdi söyleyelim. Okumaya çalışırlarken harfleri, kelimeleri ne yapıyorlarmış bu insanlar? Tersten okuyorlarmış, tersine çeviriyorlarmış. Bunu yapan insanların disleksiyası varmış. Evet, peki. As does Tom Cruise. Tıpkı Tom Cruise gibi. Evet, Tom Cruise'un yaptığı gibi. Ya da o şekilde çevirebilirsiniz. Inversion yapmış. As'ı başa getiriyor ve soru gibi devam ediyor. Arkasından bir subject gelebilir. Evet, as'den sonra bir auxiliary, ondan sonra da subject'i gelmiş. Inversion yapmış arkadaşlar A'da. Evet, A şıkkı doğru cevap diyoruz. Direkt trying, hani verb ing geleceği için A'yı seçebiliriz. 43. ve 44. sorularda verilen İngilizce cümleyi anlamca en yakın olan İngilizce cümleyi seçeceğiz. Yani restatement soruları. Bunda ne yapıyorduk biliyorsunuz? Yani cümleyi ya gramer olarak değişik verecek aşağıda hiçbir şeye dokunmadan. Yani aynı anlamı verecek şekilde gramer yapısını değiştirecek veya kelimelerin sinonimini verebilir veya antonimini verip not'la birlikte kullanabilir. Yani iki şekilde oluyor. Bir gramatik olarak bir de kelimeleri değiştirip verebiliyor bize aşağıdaki şıklardan. Ama aynı anlamı her şeyiyle birlikte eleyeceğiz. Ya yani en son iki şıkkı indirdikten sonra mutlaka diğer şık yanlış olan şıkta bir şey arayacağız ve onu da eleyeceğiz ki doğru cevaba ulaşalım. Evet, bir bakalım şimdi ne diyor 43. sorumuz. Basically
Esasen The Witnesses, Olga ve Uniform Account of the Incident. Evet. Olayla ilgili ne yapmışlar şahitler? Bize aynı tarifi vermişler. Aynı tasviri yapmışlar. Fakat as might be expected, beklendiği gibi, yani olasılıkmış bu. Bir şeyin olasılığı varmış. There were some small discrepancies in the details. Fakat verdikleri detaylarda bazı farklılıklar vardı. Evet, A'ya bakalım arkadaşlar. All the witnesses gave a very detailed account of the incident. And apparently a very accurate one. Evet, and ve de hani açıkça en doğrusunu verdiler. En doğrusunu verdi gibi bir şey söylemiyor. Yani basically de yok zaten burada. İşte ne bileyim, şey de yok. As might be expected'ı da karşılayacak başka bir şey yok. Evet, B'ye bakalım. It wouldn't have surprised. Sürpriz olmazdı eğer bazı farklılıklar olsaydı detaylarda şahitlerin verdiği. But actually they were in full agreements over the accidents. Fakat aslında hepsi ne yaptılar? Olayla ilgili tamamen birbirlerini desteklediler, katıldılar gibi bir cümle var. Bu da olmadı. Sürpriz olmazdı falan gibi bir şeyden bahsetmiyor. Evet, C'ye bakalım arkadaşlar. C'de the accounts of the incident given by the various witnesses, çeşitli şahitler tarafından verilen olayın tarifi were surprisingly similar, sürpriz bir biçimde benziyordu gibi bir zaten tanımımız yok. Öyle bir cümleden soru kökünde öyle bir cümlemiz yok bizim. Even as regards the details, detaylara gelince bile bu sürpriz değildi gibi bir şeyden bahsetmiyor. Hayır, tam tersi. Esasında aynı şeyi verdiler tarifi ama beklenebileceği gibi ne yapmıştı? Bazı detaylar farklılık göstermişti. Bunu söylüyor bizim soru kökümüzde. D'ye bakalım arkadaşlar. Not surprisingly, yani beklendiği gibi, şahitler çok azcık, hani çok az dediği slightly, yani küçük, small şuradaki, varied accounts, yani farklılıklar, değişiklikler göstermişler, vermişler. Bize accounts of the incident, yani olayın tarifiyle ilgili. But there was complete agreement on the main facts. Fakat yani esasında nasıldı? Tamamen verdikleri şeylerin uyuştuğundan bahsediyor. Soru kökümüzde de öyle söylüyordu. Bakın, basically the witnesses gave us. Yani but there was complete agreement on the main facts. Esaslarında, yani esasında basically'i karşılayan main facts'i onunla karşılıyoruz. O basically'i karşılayan zaten hiçbirinde yoktu. C'de, B'de, A'da. E'de var mı, ona bakalım. Apart from one or two very crucial details, the witnesses gave quite similar descriptions of the accident. Evet, küçük bazı detaylar dışında bize şahitler ne vermişti? Benzerlikler vermişti. Evet, burada da ne yok? As might be expected yok. Yani beklendiği gibi bir şey söylemesi lazım. As might be expected'a E'yi eliyoruz o şekilde. Evet, en güzeli, her şeyi veren tamamıyla D arkadaşlar. 44. sorumuzda bir restatement sorusu arkadaşlar. Hardly a day goes by without someone coming in to complain. Evet, ne dedi burada? Bir gün bile, hani neredeyse şikayete gelinmeyen bir gün, birinin şikayete geldiği bir gün yok gibi bir şeymiş. Geçmiyor gibi bir şeymiş. Neyle ilgili? About the unreliability of the ferry service. Feribot servisinin güvenilmezliği ile ilgili. Evet, her gün hemen hemen bir şikayete geliyormuş birileri. Evet, bakalım A'da ne diyor? There is always someone here. Her zaman burada biri var, kritik eden servisi. Çünkü çok işte düzensiz çalışıyor. Her zaman biri var gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Tamamen cümleyi hani vermiyor doğru şekilde. The unreliability of the ferry service is one reason. Bir nedeni falan gibi bir şey yok. Most of the complaints we hear. Evet, şikayetlerin çoğu gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Hemen eledik. Someone comes in just about every day. Evet. Her gün neredeyse biri geliyor. Neyi ifade etmek için? Their dissatisfaction. Evet, hani memnuniyetsizliğini ifade etmek için. Yani şikayete geliyormuş her gün neredeyse biri. Peki, with the ferry service, neyle ilgili şikayet? Ferry service ile ilgili şikayet. Because it is so undependable. Undependable neyi karşılıyor? Hemen bakalım. Unreliability'yi karşılıyor. Evet. Her gün biri geliyor. Someone comes in just about every day. Hardly a day goes by without someone coming in to complain. Onu karşıladı. D şıkkı
Güzel gibi görünüyor arkadaşlar. D şıkkını seçiyoruz. E'ye de bakalım. Again and again. These people kim? Direkt eliyorsunuz. Have been criticizing the first service because it is badly run. Evet, burada da again and again these people gibi şeyler tam karşılamıyor cümlemizi, soru kökündeki. Doğru cevap D arkadaşlar.